Merhaba. Türkiye'de sol ideolojiyle biçimlendirilmiş mahallelerin ilan edilmemiş tüzüğü şöyledir. Arkamdaki duvara not düşelim tek tek. Türkiye Türklerindir. Akdeniz Türk gölüdür. Bir Türk dünyaya bedeldir. Her Türk asker doğar. Türkçe yazıldığı gibi okunur. Her türlü ihtilafta Atatürk ilke ve inkılapları esastır. Devlet yasalar çerçevesinde rutin dışına çıkabilir. Kıbrıs Türk'tür. Ermeni soykırımı yoktur, yalandır kanunlarla uluslararası sözleşmelerin çatışması halinde kanunlar esastır. Tüm tarikat, cemaat ve dini gruplaşmalar, örgütlenmeler yasaktır. Tek ana dil Türkçedir. Merkezi devlet esastır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Aleviler ve Kürtler katledilmemişlerdir, iftiradır. Türkiye'de özel kurum yoktur ki isteyene özellik verilsin. Kürtlerin her türlü hakkı vardır. İsyancıların amacı ülkeyi bölmektir. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Bu her makama gelebileceğini garanti etmez. Camilerde falaka ile eğitim gitti, modernleşme cumhuriyetle geldi. Sağ partiler kötüdür. Köylülüğün ve gece baş sorumlusu sağcı iktidarlardır. Vahdettin haindir. Din, dindarlara bırakılmayacak kadar nazik bir konudur. Azınlık hakları yoktur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değildir. Türkiye kendi kendine yeter. 27 Mayıs darbesi meşrudur. Menderes darbeyi hak etmiştir. İdamı hak ettiğini düşünenler de hayli fazladır. İmam hatipler kapatılmalıdır. Din görevlisi yetiştirecekler müstesna. Atatürk dokunulmazdır. Eleştiren bedelini öder. Başörtüsü kamuda yasaktır. Bu yakın zamana kadar eğitim içinde geçerliydi. Yeni nesil yumuşattı bunu. Rejim düşmanları ya idam edilmeli ya sürülmelidir. Hoş sürgün yöntemi iletişim çağında işlevsizleşti artık. Duvar yazılarına devam edeyim mi daha? Biliyorum içiniz sıkıldı. Dikkat ederseniz bunlar ilkokulda öğrendiğimiz çoğu şeyi kapsar. Böyle öğrettiler bize. Hepimizi böyle formatladılar. Ondandır ki zorla içine sokulduğumuz bu kalıbı kırıp çıkamadık. Halen debelenmemiz de bundan. Ayrıca kimi kritik maddelerin özgürlükçü anayasalara ustaca yerleştirildiğini ve hiç değişmediğini görürsünüz. Bazı maddelerse kimi devlet mevkutelerinin logosunun altında yazar. Türkiye'nin kısmen bilinen kırmızı kitabı budur esasen ve bu kırmızı kitap devleti sahiplenenlerce özümsenmiştir. Bunu iyi anlar ve hazmederseniz her defasında yapılanları daha iyi kavrarsınız. Bir asırdır bu esaslarla yürüyen devlet ve paydaşları kırılmalarla hayatiyetini sürdürür. Başka yolu yoktur çünkü ve her kırılmada karşıtlarını birbirine kırdırırlar. Yalnız bu defa biraz farklı, kırılma öyle şiddetli oldu ki kendi duvarları da çatladı. Panik bundan